Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte iOS 14 ile birlikte güncellenen iPhone... Ne anlatıyorum abi böyle? Kestirme. Ya? Kestirmeden git diyorum. Kestirme diye bir muhabbet vardı iPhone'larda. Şimdi ona böyle sesli bir takım şeyler eklenmiş. Ya çok uzadı. Videoya geçelim, anlatacağız. Şey yapamadım, özetleyemedim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi iPhone'lara kestirmeler diye bir şey var. iOS 12'de yanlış hatırlamıyorsam geldi. Bu kestirmeler ne işe yarıyor? 3-5 işlemi oraya kodluyorsunuz ya da başkasının adınıza kodluyor. Ona bastığınız zaman onu tek seferde yapıyor. Mesela ben şeyi merak ettim. Başkası bizim adımıza nasıl? Yani işte birisi kodluyor, onu sen bir yerden kestirme olarak ekleyebiliyorsun. Zaten iPhone sahipleri bu kestirmelere artık hakim arkadaşlar. Çok da uzatmaya gerek yok. Ancak şu şarj meselesi birazcık enteresan. Buna hep beraber bir bakalım istedik. Yani hem trollenebilecek bir şey aslında, evet, evet. Hem de enteresan bir mesele. Şimdi arkadaşlar, ekran kaydını açtık. İlk olarak yapacağımız şey ayarlara girip İngilizce kullanıyorsanız shortcut, Türkçe kullanıyorsanız kestirmeler yazıyorsunuz. Almanca kullanıyorlarsa Das ist Schweizer Endowanschan yazacaksınız. Das kestirme yazacaksınız. Neyse, lütfü konuştuk, atladık. Şuradan kestirmelere geliyoruz arkadaşlar. Bu değil tabii ki de. Bu bizim aradığımız kestirme değil. Çünkü şuradan dememiz lazım. Zaten bak buraya geldi. Yani bakalım ne zaman bulacak diye ses etmedim. Buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Şu üstte kestirmeler yazarsanız da yine aynı şey geliyor. Açalım. Bu bildiğiniz bir otomasyon penceresi açılıyor. Biz kişisel otomasyon üret diyeceğiz. Şimdi burada yeni otomasyonlar var. İşte örneğin sabah 8'de şunu yap, alarmın kapandığında şunu et, bunu et gibi şeyler yapabiliyoruz. 10 yere gitme diye bir tane yerde. Mesela her gün 8'e alarm kurmakla uğraşma vesaire, tak ona bas halletsin gibi sanırım. Harbi mi lan? Değil mi? Bence öyle. İşte bir alarm kuruyor bastığın zaman ya. Evet. Sonuç olarak bunu aşağı doğru kaydırdığımız zaman burada düşük güç modu, pil güzeyi ve şarj aleti diye bir tane sekme görüyoruz. Örneğin iPhone'un güce bağlandığındayı bir oluşturalım. İşte şarj aleti bağlıyken diyelim buna. Bir tamam. De bağlı değilken ayarlayalım. Burada tamam. İşte sonraki diyorsunuz. İşlemler bölümünde işlem ekle diyorsunuz arkadaşlar. Buraya metin ekliyorsunuz. Sen oraya istersen şarj aletinin bağlılığında babamı ara falan da ekleyebiliyorsun tabii ki de. Şimdi işin geyindeyiz aslında. Bu muhtemelen hani bir yerde işe yarıyordur hani şarja. Ya bir sürü şey olabilir var arkadaşlar. Aklına gelenler yazsın arkadaşlar. Aynen. Şu an bize biraz mavi ekran oldu, neyse. Mesela metnimiz ne olsun? Elektrik diyelim. Tamam. Ano elektrik geldi. Şimdi burada önemli bir durum var. Şu çalıştırmadan önce sor seçeneğini kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu sefer çalışmadan önce soruyor, orada bir şey diyorsun. Bu sefer okuyor. Hiçbirisi kalmıyor yani. Hani niye onu koymuşlar bilmiyorum. Bitti diyoruz. Sonra burada otomasyona bir daha dokunuyoruz. Sonra metin kısmı şurada aşağıda görünüyor. Şunları yap bölümünde ona dokunuyoruz. Ve buradan bir aksiyon daha ekliyoruz. Metni seslendir. Otomatikman üstteki metni alıyor arkadaşlar. Yani bunu iki siz... işlemi tek seferde yapmış olacak aslında. Evet. Şuradan test edelim. Biliyorsunuz biz test etmeyelim. Direkt şarja takalım. Çalışmadan önce soru kapattık. Çağdaş iPhone'u güce bağlıyken bunu yap dedik. Buna bitti diyelim. Bir de şarjdan çıkardığımızda bir şey. Konuşsun. Yine güce bağlandığında ama bu sefer bağlı değilken. Seçiyoruz. Ne? Seçiyoruz. Aynı süreçler devam ediyor. Ne yazalım abi buraya? Anom elektrik gitti. Anom. Tamam. Önce bunları bir deneyelim. Sonra işin argo boyutundan geleceğiz. Çalıştırmadan önce sorma diyelim. Buna bitti diyelim. Cam getiriyorum mikrofonu. Getirelim üstadım. Takıyorum. Anom elektrik geldi. Anom. Bir takalım. Anov elektrik geldi. Anov. Hiç böyle bir tonlama beklemiyorduk değil mi? Şimdi çekiyorum. Anov şimdi de elektrik gitti. Anov. Çok akıllı alet. Vallahi çok akıllı alet. Metni değiştirelim. Şimdi tekrar kestirmelere geliyoruz. Sürpriz olsun bir de. Küfür yok, istiyoruz. Oğlum. Küfür. Bana küfür verin. Küfür verin. İnternette değil miyiz? Niye hala birileri küfür etmedi? Uzun bir şeyler yaz ya Lütfü. Lütfü nah bu kadar küfür yazdı. Annemize de küfür ettirme. Siri de olsa anneye küfür olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Acından ölüyordum a**. Sen ol kardeşim, sen de olmasan ben düzünen yok. Kalkıyor vallahi iyi adamsın ama benim şarjımda 2 saat dayanmıyor. Bu takış arkadaşlar, gel. Lan çekmesene şarjı tilpine. Hatam dolmadı. Lan tak hemen onu gerleliyor. Çok kötü konuşuyor ama ya. Konuşmayı birazcık daha düzgün yapabilse. Acından ölüyordum a**. Sen ol kardeşim, sen de olmasan ben düzünen yok. Kalkıyor vallahi iyi adamsın ama benim şarjımda 2 saat dayanmıyor. Aklımda başka bir fikir var. Çok az müsaadenizi isteyeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi Lütfi yine destanlarını yazdı arkadaşlar. Takacağım fişe. Takayım ver. Takma kardeşim, bekle. Benim başka bir fikrim var. Dıdıdıdın. Tersine şarj. Lan oğlum ters şarj ne, bize yakışmaz. Hiç utanmayıp bir misin, çek onu hemen. Vallahi yapıştık. Zaten 7 saatte şarj ediyor. Anca senin ben aklına tipe baka. Vipza xdxdxd. Çıkartmamı istiyor musun? Çok şükür kurtuldum. Mal mal bakma sen. Düzgün bir kabloya tak. Dur lan, bizde düzgün kablolar pahalı. Ayrıca dostum senin tek sorunun koca
kafandan büyük olması. Enteresan oldu arkadaşlar şu an itibariyle. Ya tabi bunlar biraz işin esprisi arkadaşlar. Komiklikler, şakalar. Tabi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu kestirmeler kısmı yeni bir özellik yeni değil. iOS 12 ile birlikte geldi söylediğimiz gibi. Geliyordu. Yeni olanlar, yeni eklenenler. İşte şu düşük güç modu, pil düzeyi, şarj aleti gibi otomasyonlar. Ya düşük güç moduna mesela koyarsın. Ya da şarjın biterken pil düzeyin %10'a indiği zaman beni uyar sesli uyar dersin mesela. Mesela aynen. O da der ki şarja tak aaaam. Gerizekalı falan. Yani belki bilmiyorsunuzdur. Mesela işin açıkçası ben çok hakim değildim böyle bir bölüme. Bu içerikle birlikte öğrendim. Şu konuda da şeyler var. Onu da uyaralım arkadaşlar. Sağdan soldan bulduğunuz böyle şeyleri, kestirmeleri çok fazla yüklemeyin güvenmiyorsanız. Ya da adımlarına bakın. Çünkü o sırada sizin bilgilerinize erişebilir vesaire. Ya da yaptırdığı işlemi bilemeyebilirsiniz gibi şeyler de söyleniyor. Evet, bu tarz uyarılar da var tabii ki de. Zaten bu işlemi yapmadan önce bir güvenlikle ilgili bir şey onaylıyorsun abi. Evet. Sonuç olarak içeriğimizin de finaline gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte şarjı alan iPhone'u konuşturduk. Küfür ettirdik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanızda takılan bir şey varsa da yorum bölümünden belirtin. Kestirmelerde de güzel kestirmeler varsa bildiğiniz mutlaka yorum bölümünden yazın. İnsanlar da görsün arkadaşlar bunları. Başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. At bunu at. Terbiyesiz telefonu gönder, sinirlendi çağdaşlarım. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka bir teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Orayı siz tamamladınız kafada. Görüşürüz arkadaşlar.